Evet arkadaşlar, yolumuza devam ediyoruz. Bu kez gerçek kişilerde fiil ehliyeti türlerine bir bakalım arkadaşlar. Pek sevilen bir yer değil. Zaten birkaç yere dikkat edersek bizim için sorun olmaktan bence çıkar. Şimdi arkadaşlarım, ehliyet türlerimiz neler? Bakın 4 tane var. Tam ehliyetli, sınırlı ehliyetli, sınırlı ehliyetsiz, tam ehliyetsiz. Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar, 2 tane ehliyetli, 2 tane ehliyetsiz var ve nitelikleri de aynı. Tam sınırlı, tam sınırlı. Son zamanlarda şıklara şunu yazıyorlar. Sınırsız ehliyetsiz. Arkadaşlar böyle bir grup yok. Varsa da bunlar uzaya gitmiş, dönemiyor demektir. Sınırsız ehliyetsiz diye bir grup yok. Sadece bu 4 tane grubumuz söz konusu. Şimdi bunlara bir tek tek bakalım arkadaşlar. Bir önceki videoda ayırt etme gücü, kısıtlı olmamak ve erginlik durumlarından bahsetmiştik. En önemli kriteri öne aldık. Ayırt etme gücü belirgin arkadaşlarım. Şimdi tam ehliyetliye bir bakıyoruz. Ayırt etme gücü var. Kısıtlı değiller ve erginler. Yani kapı gibi 3 tane artınız varsa siz tam ehliyetlisiniz. O zaman tanım noktasına bakalım. Reşit, ayırt etme gücüne sahip kısıtlı olmayan kişilerdir. Dolayısıyla 3 tane artı olduğu için her türlü her türlü hukuki işlemi yapabilirler. Kira sözleşmesi imzalayabilir, senet yapabilir, evin satışını yapabilir, bir şey satın alabilir. Aklınıza gelen her türlü hukuki işlemi gerçekleştirebilirler canlar. Anlaştık. O zaman benim 3 tane artım var ve her türlü hukuki işlemi yapabiliyorsam ben tam ehliyetliyim. Peki. İkinci gruba baktık. Sınırlı ehliyetli. Tablodan bakalım. Ayırt etme gücü var. Kısıtlı değil, erginler. Hocam bu bir öncekiyle aynısı olmadı mı? Evet. Arkadaşlarım kapı gibi yine 3 tane artıları var. Aslında sınırlı ehliyetliler de tam ehliyetli grubunda değerlendirilir. Bakın sonuçta ehliyetimiz var mı? Var. Sadece bazı konularda neymişiz? Sınırlı imişiz. O zaman bunlar tam ehliyetli. Tam ehliyetliler her türlü hukuki işlemi yaparken sınırlı ehliyetliler bazı hukuki işlemleri yapamazlar. Bakın bazı hukuki işlemleri yapamazlar. Şuraya da dikkat etmenizi istiyorum canlar. Kimlerden oluşur sorusunun cevabı kendisine yasal danışman atanan kişiler. Diyelim ki arkadaşlar benim bir neyim olsun? Bir tarlam var, bir arazim var. Ancak arazi biraz hukuki açıdan sıkıntılı. İkide bir mahkeme süreci var. Ben gittim abime dedim ki kardeşim ben sana vekalet veriyorum. Tarlayla ilgili işlemleri benim adıma sen yap. Şimdi bak tarlayla ilgili ben vekaleti abime verdim. Artık tarlayla ilgili işlemi ben yapamam. Benim adıma kim yapıyor arkadaşlarım? Abim yapacak. Şimdi ben bu yetkiyi abime verdiğim için ayırt etme gücünü mü kaybettim? Kısıtlı mı oldum? Ergin mi değilim? Yok, üçünü de ne yapıyorum? Koruyabilirim. Tamam mı? Kendimize yasal danışman atarsak sınırlı ehliyetli grubunda değerlendiriliriz. Diyelim ki bir çift boşanacak. Boşanma sürecinde hemen ne arkadaşlar tutuyoruz? Avukat. Boşanmayla ilgili biz vekaleti kime veriyoruz? Avukata veriyoruz. O zaman ben boşanma sürecinde artık vekalet verdiğim kişi avukat olduğu için hangi konuyla ilgili vekalet verdimse o işlemi artık ben yapmam. Ben bunu avukata verdiğim için ayırt etme gücünü ya da kısıtlanma nedeni mi yoksa erginliği mi kaybediyorum? Hayır. 3 tane artım arkadaşlarım devam ediyor. Demek ki 3 tane artım var. Her türlü hukuki işlemi yapabiliyorsam tam ehliyetli. 3 tane artım var. Bazı işlemleri yapamıyorsam o zaman ne diyeceğiz arkadaşlarım? Sınırlı ehliyetli diyoruz. Kimlerden oluşur sorusu da önemlidir. Yasal danışman atananlar sınırlı ehliyetli grubunu oluşturuyor arkadaşlar. Peki. Üçüncü gruba bakalım. Üçüncü grup arkadaşlar ÖSYM sever. Dikkat edin. Hangisinin artı olması mecburi? Ayırt etme gücü.
Yani bunlar iki sınıftan oluşuyor demektir. Bir, ayırt etme gücü olan kısıtlılar. Diğeri de ayırt etme gücü olan küçükler. Yani ergin olmayanlar. Bakalım şurada. Ayırt etme gücü olan küçükler, ayırt etme gücü olan kısıtlılardan oluşurlar. Burada dikkate değer bilgi şu: ayırt etme gücü var, diğerlerinden biri eksik arkadaşlar. Ve burada da ÖSYM'nin sevdiği bilgi şu: İzin alsalar dahi bunların yapamayacağı arkadaşlarım 3 tane işlem var. Lütfen buna dikkat edelim. Bakın, izin alsalar dahi 3 işlemi yapamazlar. Kefil olamazlar. Bağışta bulunamazlar. Tabii bu bağışlar arkadaşlar önemli bağışlar olacak. Yani servetinde büyük bir azalmaya sebep olan bağışlar olacak. Bir diğeri de ne yapamazlar arkadaşlarım? Vakıf kuramazlar. Bu üçlüye dikkat. Sınırlı ehliyetsizlerde hangisinin artı olma zorunluluğu varmış? Ayırt etme gücü mutlaka olacak. Küçüklerden ya da kısıtlılardan oluşabiliyor. İzin alsalar dahi 3 işlemi yapamazlar, kefil olamazlar, bağışta bulunamazlar ki önemli bağış dedik. Diğeri de arkadaşlarım vakıf kuramazlar. Çünkü vakıflar arkadaşlar bir kişi tarafından kurulabilir. Ya vakıf senedinin imzalanmasıyla vakıf kurulur ya da vasiyetname yoluyla da vakıf kurulabilir. Bu arada onu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Bizde vasiyetname düzenleme yaşı kaçtır diye sorulursa sakın 18 ya da 35, 40, 50 gibi yaşlar aklımıza gelmesin. Vasiyet düzenleme yaşımız kaçmış arkadaşlarım? 15 olacaktır. Peki, devam ediyorum. Tam ehliyetsizler. Bakıyoruz arkadaşlar, ayırt etme gücü yok. Ayırt etme gücü yoksa o kişi tam ehliyetsizdir. Ki kısıtlıdır zaten. Yaşında bir önemi kalmaz. Yani bunun artı olmasının hiçbir önemi söz konusu değil. Tabloyu incelediğimizde arkadaşlar bunlar da iki gruptan oluşuyor. Ayırt etme gücü olmayan kısıtlılar, ayırt etme gücü olmayan küçükler diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada belki şu kafanızı karıştırabilir. Hocam iki yerde küçük dediniz. Ben nereden bileceğim bu kişi sınırlı ehliyetsiz mi, tam ehliyetsiz mi? O zaman şöyle bir çizelgemiz olsa mesela arkadaşlar. Bakın dikkat. Şurasını 0 dedik. Şurası 18 dedik. Değil mi? 18 yaşından küçükler küçük olarak ifade edilir. Şu bilgiyi bir hatırlayın. Bizim cezalandırılma alt sınır yaşımız kaçtı? Hocam 12 idi. Güzel. Ondan yardım alabilirsiniz o zaman. 12 yaş. Bakın arkadaşlar. Şöyle dersek 0-12 yaş grubunda olanlara ben tam ehliyetsiz desem ayıp mı etmiş olurum? Hayır. Çok da güzel olur. Bunlar tam ehliyetsizdir arkadaşlarım. Niye? Çünkü ayırt etme gücü yok. Peki 12-18 yaş aralığındaysa o zaman ayırt etme gücü var ama halen nedir arkadaşlarım? Küçüktür. O zaman hangi grupta değerlendirilecek? 12-18'de sınırlı ehliyetsiz grubunda değerlendirilecektir arkadaşlar. Ona da dikkat edelim. Bir daha söyleyeyim. 0-12 yaş aralığındaki küçükler tam ehliyetsiz. 12-18 yaş aralığında olanlar da sınırlı ehliyetsiz olacaktır canlar. Anlaştık. Peki şimdi arkadaşlarım mesela bana şöyle bir soru gelse. 10 yaşındaki şuraya bakayım. Evet. 10 yaşındaki küçük hangi grubun üyesidir? 10 yaşındaki küçük. Hocam 0-12 yaş dediniz. 10 yaş dediği için şu grupta yer alıyor. O zaman tam ehliyetsizdir. Güzel. 16 yaşındaki küçükten bahsedersek o zaman şu grupta yer aldığı için buna da ne diyelim arkadaşlar? Sınırlı ehliyetsiz diyelim. Peki mesela 50 yaşındaki akıl hastası. Ya akıl hastalarını ayırt etme gücü yok. Ayırt etme gücü yoksa otomatik olarak ne olur? Tam ehliyetsiz grubunda yer alırlar canlar. Peki. Şimdi arkadaşlar bir daha söyleyeyim. Benim 3 tane artım var. Her türlü hukuki işlemi yapabiliyorsam tam ehliyetliyim. 3 tane artım var. Bazı işlemleri yapamıyorsam sınırlı ehliyetliyim.
ve kimlerden oluşuyor sorusunun cevabı yasal danışman atananlar bu grupta yer alıyor. Sınırlı ehliyetsizde ayırt etme gücü var, diğerlerinden biri eksik. Tam ehliyetsizde ise ayırt etme gücü söz konusu değil. Bir de şurada bahsettiğimiz yaş meselesine dikkat edelim. Peki soruya bakalım arkadaşlar. Evli kişiler aşağıdaki ehliyet türlerinden hangisinde yer alır? Arkadaşlar bu hukuk dünyasının tartıştığı bir nokta. Onun için sorulma ihtimali yok. Ama sorarlarsa son zamanlardaki ağırlıklı yorum tam ehliyetli grubunda yer aldıklarıdır canlar. Bakın bir önceki senelerde genellikle sınırlı ehliyetsiz grubunda yer alıyordu. Pardon, sınırlı ehliyetli grubundaydı. Yani şuradaydı. Çünkü evli bir kişi arkadaşlar eşin izni olmadan ev satışını yapamaz. İşte kredi çekemez. Bundan dolayı hukukçular dedi ki o zaman bunlar sınırlı ehliyetlidir. Ama çoğu hukukçu da şöyle diyor. Diyor ki ya şimdi birkaç tane işlem yapamıyor diye biz onu hemen niye sınırlı ehliyetli grubunda alıyoruz ki? Yani birkaç tane işlem yapamaz. Ve kişi evlendiğinde bu işlemleri yapamayacağının da bilincindeydi zaten. Dolayısıyla biz ne yapalım? Evli kişileri tamam birkaç tane işlem yapamazlar ama tam ehliyetli grubunda değerlendirelim. Yani kaynaklara göre değişkenlik gösterebilir arkadaşlarım. Ancak ağırlıklı noktayı söylüyorum. Evli kişiler hangi sınıfın üyesi olarak kabul ediliyor? Tam ehliyette grubunda yer alıyor canlar. Tamam. Yani illa tam ehliyette diye bir yoruma da gerek yok. Tamam, bazı kaynaklarda sınırlı ehliyette olarak alabilirler. Hukuk dünyasının çözemediği 10 bilinmeyenli denklem sorusudur arkadaşlar. O zaman sorulma ihtimali sıfır. Peki arkadaşlarım burada yaş grubuna dikkat edelim. ÖSYM'nin sevdiği yerlerden biri sınırlı ehliyetsiz grubudur arkadaşlarım. Özellikle hangi işlemleri yapamazlar? Kefil olamaz, önemli bağışlarda bulunamaz, vakıf kuramaz. Vakıflar da bir kişi tarafından kurulabilir, vasiyetname yoluyla kurulabilir. Vasiyetname yaşı kaçtır diye sorulursa cevabımız da ne olsun canlar? 15 olsun. Peki, o zaman videomuzu sonlandıralım. Bir sonraki videoya sizleri davet ediyorum canlar. Hadi bakalım görüşürüz. Kolay gelsin. Hoşça kalın arkadaşlar.